Bunun için şimdi bir konuğumuz olacak, kıymetli bir konuğumuz olacak. Müstafi Tümamiral Öğretim Üyesi Cihat Yaycı yayınımıza bağlanacak. Onunla inşallah Dede Ağaç'ta neler oluyor, ABD'nin buradaki hedefi planı ne? Evet. Sayın Yaycı hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizleri kırmayıp yayınımıza bağlandığınız için. Estağfurullah, ben de arz ettiğiniz teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Çok şükür, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Cihat Bey hoş geldiniz. Şimdi Hoş bulduk. gündem dış politikada ciddi manada böyle hızla böyle sürekli bir şeyleri konuşuyoruz. Bir şeyler değişiyor. Bu yakın zamanda 18 Kasım gibiydi sanırım başlıyor. ABD'nin sevkiyatları Dede Ağaç'ta ciddi manada bir şey yapıyor. Askeri yığınak araçlar getiriyor, personel getiriyor. Burayla ilgili nedir yani Dede Ağaç'ta neler oluyor? ABD hangi çerçevede bunu yapıyor? Bunun üzerine biraz sizi dinlemek isteriz. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burayı NATO'nun Rusya'ya karşı Avrupa'yı savunması kapsamında rotasyonel bir faaliyet yürütüyor. Bu işte 7 senelik, yaklaşık 7-8 senelik bir süreç. Avrupa'nın çeşitli yerlerine güç aktarımı yapılıyor ve Avrupa'nın bir Rus tehdidine karşı savunulması tecrübe ediliyor. Bunun eğitimleri ve tatbikatları yapılıyor. Şimdi seçilmiş olan nokta aslında Dede Ağaç. Yani Karadeniz bölgesinin, Doğu Avrupa'nın Rus tehdidine karşı savunulması NATO tarafından. Bunu da yükümlenen Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı olmak üzere. Şimdi bu normal bir NATO tatbikatı gibi gözükse de, NATO'nun bir faaliyeti gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ana desteğini verdiği bir faaliyet gibi gözükse de aslında bizi rahatsız eden kısmı şu. Bu 120'yi aşkın taarruz helikopteri, tanklar, teçhizat, silah, mühimmat getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bunların büyük kısmını da Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasına, Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına bakarsanız, bunların büyük kısmını da Yunanistan'a bu tatbikat sonrası hibe edecek. Şimdi rahatsız edici olan kısım bu. Şimdi bunlar taarruzi silahlar. Yani saldırı silahları. Adı üstünde taarruz helikopterleri var, tanklar var. Yani Türkiye'de 40 kilometrelik bir mesafe Sayın Yaycı Hemen burası. yanı başımızda. Evet. Ve Yunan Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması şu. Diyor ki bu hibelerden sonra bambaşka bir güce kavuşacağız. Nerede? Batı Trakya'da. Şimdi birincisi kime karşı bu güce kavuşacaksınız? Kimin silahıyla tehdit ediyorsunuz? Ve Batı Trakya gibi hemen yanı başımızda ve üstüne üstlük Müslüman Türklerin ağırlıklı olduğu yerde. Şimdi bir de geçen gün, yani 2 gün önce Yunanistan özel kuvvetlerini Türk köylerine yerleştirmeye başladı. Biz bunu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak, yani TÜRKDEX olarak yayınladık. Bu bilgileri de sahadan aldık. Şimdi bunların hiçbir tanesinin bizim yani bir asker akademisyen olarak söyleyeyim. Bunların hiçbir tanesini görmezden gelmek ya da hiçbir ihtimali göz ardı etmek normal değildir. Biz en kötü senaryoyu düşünürüz ve buna göre tedbir almak durumundayız. Şimdi bunun hemen öncesinde biliyorsunuz önce Fransa ile sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa ile resmen şu şekilde bir anlaşma imzaladı. Bana saldırı olursa sana saldırı olursa bana olmuş gibi kabul edilir şeklinde bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Bakın askeri eğitim işbirliği değil, savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Evet. Ve
en enteresan tarafı da şu. Hem Yunanistan NATO üyesi, hem Fransa NATO üyesi, hem Yunanistan hem Fransa NATO üyesi olmalarına rağmen ve NATO'nun 5. maddesinde zaten birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır maddesi olmasına rağmen Yunanistan ve Fransa neden böyle bir anlaşma imzaladılar tekrar? Çok enteresandır. Hem de NATO'nun altını oyarcasına. Ve kime karşı imzaladılar? Bunu hiç kendimizi kandırmayalım. Açıkça da bunu ifade ettiler zaten Türkiye'ye karşı. Ve bunun hemen akabinde 5 yılda bir yenilenen, her yıl yenilenen Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri askeri işbirliği anlaşması da artık 5 yılda bir ve sanki sonsuza dek kalacakmış gibi revize edildi. Ve bu her iki anlaşmanın hemen öncesinde Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başbakanı ve Yunan Milli Savunma Bakanı çok enteresan bir şekilde hep dikkat çekilmesi gereken konu budur. Ben tekrar buradan Kudüs TV ekranlarından da uyarıyorum ilgilileri. O da şu, bu anlaşmaların hemen öncesinde bu iki bakan, bir başbakan şunu işaret ettiler. Yunanistan, uluslararası hukuktan kaynaklanan karasularını genişletme hakkını kullanacaktır. Meali budur. Türkiye'nin 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine, bakın 12 mil falan değil. Evet. Bunlar bizi hep uyutmaya yönelik ifadelerdir. 12 mil. Yani o zaman 8 mil yaparsa biz ses çıkartmayacak mıyız? Hayır. 6 milin üzerine, yani şu andaki mevcut karasularının üzerine 1 milim dahi çıkarsa biz bütün milli güç unsurlarını kullanacağımızı bu Büyük Millet Meclisi kararıyla ifade ettik. Aslında bu askeri güçle kullanacağımızı ve harbi de göze aldığımızı bir beyanıdır dolaylı olarak. Yunan makamları, Yunan bakanları dediler ki bu anlaşmalar öncesinde Fransa ve Amerika ile yaptıkları anlaşma öncesinde ve sonrasında. Artık bundan sonra Türkiye'nin bu 1995 kararını gözden geçirmesi ve geri çekmesi gerekir. Yani bu şu demek. Ben fırsatını bulduğum anda, ki fırsat yakın gözüküyor, ben karasularımı Adalar Denizi'nde, yani Ege Denizi'nde 6 milin üzerine çıkartmaya hazırlanıyorum demektir. Evet. Bunun için de bir zemin hazırlıyorum demektir. Türkiye bugünlerde bir ekonomik işte kriz mi diyelim? Evet. Ekonomik mücadeleyle mi, ekonomik sorunlarla mı karşı karşıya? İşte şudur budur. Ve Türkiye'nin yalnızlaştırılması politikası var. Bunların hepsini beraber, uluslararası baskıyı da beraber göz önüne alınca, o zaman Yunanistan'ın bu anlaşmalarını da dikkate alınca sanki Yunanistan kendisi için uygun konjonktürü yakalamak üzere gibi gözüküyor. Bu durumda Türkiye Yunanistan'la kaçınılmaz şekilde savaşacaktır. Başka çaresi yoktur. Çünkü zaten bunu kabul etmek mümkün değildir. Kabul etmek mümkün değildir. Peki Sayın Yaycı, bir şey sorabilir miyim tam da burada? Caydırıcı olmak açısından Türkiye nasıl bir reaksiyon vermeli burada? Türkiye burada şu anda hemen iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın. Evet. İktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın. Bütün siyasi partiler ve devleti yönetenler 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu bu kararın yürürlükte olduğunu ve bu kararın arkasında durulduğunu açıkça beyan etmelidirler. Açıkça beyan etmelidirler. Çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Kararlılık vurgusu en büyük caydırıcılıktır. Yani siz bu durumda çok ciddi şekilde her şeyi göze aldığınızı ortaya koymanız lazımdır.
Zaten devletler ne için yaşarlar ki? Egemenlikler için yaşarlar. Eğer siz açık deniz alanlarınızı, açık deniz alanı demek ortak kullanılan alanlar demektir. Birisi bunu iç edecekse bunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü açık deniz alanı, açık deniz alanında bir nevi sizin alanınız sayılır. Peki Sayın Yancı, herkesin alanı olduğu gibi. Çok özür dileyerek. Biz şu anda gündemde olduğu için sadece Dede Ağaç'ı konuşuyoruz ama yani aslında bilmediğimiz başka bölgelerde de yine böyle yapılanmaları var mı? Tabii. Şimdi şöyle, Yunanistan tam müstemleke zihniyetli ve bir köle zihniyetli bir devlettir. Zaten devletin kuruluşu, Yunanistan devletinin kuruluşu kendisi çabasıyla değil, başkalarının çabasıyla kurulmuş, bir de Alman prensi başısına getirtilip oturtulmuştur. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nin zayıf zamanı yakalanmaya çalışılmış, 1820 yılında isyanlar başlatılmış ve İngiltere, Rusya ve Fransa'nın kurduğu Alman prensinin de başına getirip oturttukları bir komedi devlettir. Bugüne kadar da Yunanistan 6 kez savaşta yenilmiştir. Sahada yenilip masada kazanmış, topraklarını genişletmiştir. Şimdi Yunanistan'ın arkası, Yunanistan şimdi de arkasına Amerika'nın şu andaki yönetimi tamamen bir Yunan dostu yönetimdir. Biden'ın lakabı Amerika'da Bidenopolis'tur. Ve bunlarla birlikte Macron'u da arkasına alarak Türkiye'ye tekrar efeleniyorlar. Şimdi Yunanistan dediğim ya müstemleke bir devlettir diye, Yunan Başbakanı ve Yunan Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler toplantısına bundan 2 ay kadar önce gittiklerinde New York'a, orada Amerikalılara gelin bizim adalarımızda, bizim topraklarımızda üs kurun diye teklif ettiler. Amerikalılar da onlara cevaben değerlendireceğiz dediler. Şimdi Girit'te, İskiri'de, Andromeda'da vesairede Amerikan uçakları, Amerikan birlikleri bulunuyor. Şimdi etrafımızı bu şekilde çevrelemeye çalışıyorlar. Ve şu imajı vermeye çalışıyorlar. Bize saldırırsan karşında Amerika'yı bulursun. Şimdi bundan bu tür şeylerle hiç yılmamak lazımdır. Bizim kimseye saldırdığımız yoktur zaten. Ama sen kara sorunu arttırmaya kalkarsan elbette biz egemenlik hakkımızı savunuruz ve buna gerekli cevabı veririz. Bir kere bunun verilmesi lazım. Yani bunun şu andan itibaren söylenmesi lazım. Adam yarın bir gün kara sorunumu arttırdım derse, biz de karşı tepki gösterirsek, o zaman biz saldırgan duruma düşeriz. Yani niye ses çıkartmıyoruz onu anlamış değilim ben. Yunanlılar zaten 2017'den itibaren bir plan içerisinde kara sorunu arttıracaklarını açıkladılar. İlki İyon Denizi'nde oldu. İyon Denizi'nden sonra Batı Ege geçitleri etrafında Girit'le Mora Yarımadası'nda arttırmayı planladılar. Daha sonra da Yunan Arak arasında duruma göre, nabız ölçmeye göre Yunan Arak arasında arttıracaklarını söylediler. Bunu açıklıkla da ifade ettiler, yayınladılar bunu. Ben bunu kitabımda da yazdım. Şimdi ilk basamağı yaptılar. Ben kitaplarda yazıp uyarınca işte herhalde biraz geri adım atıldı. Ama benim endişem şudur. Girit'le Mora Yarımadası ve Yunan Anak arasında acaba bizden bir yeşil ışık mı aldılar ki bunu yayımladılar? Yani buralarda arttırabilirsin karasularını. 6 milyon üzerine çıkartabilirsin. Buna yeşil ışık yakanı bu millet tarih boyunca affetmez. Ya bu mümkün mü? Affetmez. Yani bakın ben bunu söyleyeyim, bu kadarını söyleyeyim. Anladım. Gerisi ilgililer anlarlar zaten ne demek istediğimi. Peki Sayın Yaycı, şimdi ifade ettiğiniz Türkiye en sert bir şekilde buna karşı çıkmalı, bunu ifade etmeli, karşı durduğunu, duruşunu ifade etmeli dediniz. Burada bunun yanında, yani söylemin yanında Türkiye bölgelerle ilgili askeri bir önlem
şu an alıyor mu acaba? Yani sadece söylemin dışında bir çalışma yürütüyor mu? Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri her an harbe hazırdır. En büyük özelliği de budur. Türk Silahlı Kuvvetleri bir baskın tarzındaki bir harbe de hazır durumdadır. Hep bunu göz önüne alır. Onun için bir kere milletimiz müşteri olsun. Ben de 40 yıl bu üniformayı giydim. Bizim milletimiz çok müşteri olsun. Öyle bir durumda gerekli cevabı çok net şekilde verir. Ancak benim burada demek istediğim şey şu. Yoksa biz Yunanistan'ı savaşmadan diz çöktürürüz. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Biz Yunanistan'ı savaşmadan diz çöktürürüz. Yunanistan'ın o da çok zaten çok bariz şekilde ortadadır. Yunanistan'ın kuzeyde, ortada, güneyde ve doğudaki bir adasının etrafının hem de gayri askeri statüyü bozdukları adalardan 4 tanesinin etrafı tecrit edilse, yani silah kullanmadan tecrit edilse, bir hafta sonra oradaki Yunan halkı Yunan hükümetine isyan eder ve Yunanlılar diz çöker. Bakın çok net söylüyorum. Evet. Türkiye'nin coğrafi üstünlüğü çok fazladır. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleri savaşan bir orduya sahiptir. Gerçekten savaş tecrübesi olan bir orduya sahiptir. Evet. Her yerde harekat yapar, bizim yapıyor. Yaptı, yapıyor. Onun için biz dünyanın en tecrübeli, en maharetli silahlı kuvvetlerinden bir tanesine sahiptir. Çok şükür, hamdolsun. Bunları tabii tarihte de gördük, şanlı destanları gördük, Çanakkale'de gördük. Tabii bugün bakın Libya'dayız, Suriye'deyiz, Irak'tayız, Karabağ'dayız, her yerdeyiz. Evet. Somali'deyiz. Yani biz gerçekten büyük bir devletiz, büyük bir orduya sahibiz. Savunma sanayimizde hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde inşallah en yakın zamanda o seviyede ulaşırız ama şu anda biz kendi gücümüzle savaşabilecek seviyedeyiz. Her türlü ambargoya rağmen harekatlarımızı yapıyoruz. Varlığımızı sürdürüyoruz. Şimdi o nedenle bunlar askeri konular. Ama benim demek istediğim şey diplomatik, evet, hukuki yönden yapılması gerekenler. Yani o son nokta. Son noktayı geçelim. Son nokta zaten, evet, olur biter. Ama Son noktaya gelmeden hukuki ve diplomatik yoldan yapılması gerekenler var. Bu yapılması gerekenleri bir an önce ortaya koymak lazımdır. Bir kere Yunanistan'ın anlaşmalarla kendisine devredilmeyen adacık kayalıklara 152 gruptur bu. 152 gruptur. Ben görevdeyken yazdığım kitapta da bunların içerisinde vardır. Yunanistan Tarihleri kitabında. Bunun isimlerini bir an önce bizim Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması lazımdır. Evet. Dışişleri Bakanlığı açıklasın ki Yunanistan bir kere hangi hukuksuzlukları yaptığı, Yunanistan'ın hangi hukuksuzlukları yaptığını dünya kamuoyu görsün. Aynı zamanda karasularını arttırma girişiminin kabul edilemeyeceğini, Lozan dengesinin esas olduğunu ve Adalar Denizi'ndeki karasularının Lozan'a göre 3000 olması gerektiğini ifade etmeleri gerekir. Yani biraz proaktif olmak lazımdır. Biz maalesef diplomasiye Osmanlı Devleti'nde geç başladık. Evet. Yani bizim diplomasi tarihimiz 200 yıla dayanır. Ve bu 200 yılın yaklaşık 150 yılı gayrimüslimlerin yürüttüğü diplomasidir. Yani bizim büyükelçilerimiz, şunlarımız, bunlarımız çoğunlukla ve Dışişleri Bakanlığı'nda, o zamanki işte Hariciye Nazırlığı'nda görevli olanların büyük kısmı ya da etkili pozisyonlarda olanlar gayrimüslimlerdi. Ve o gayrimüslimler proaktif diplomasiden ziyade defansif, yani işte biz bir şey almayalım, kazanmayalım ama biz de bir şey kaybetmiyormuş görünümünde olalım diye bir diplomasi yürüterek Osmanlı Devleti'nin de çöküşüne neden oldular. Ve maalesef bu diplomasi geleneği Cumhuriyet dönemine de sirayet etti ve
onların yetiştirdikleri, onların yetiştirdiklerinde işte arka kalanları ve şimdi daha yeni yeni biz kendi diplomasi gücümüzü yeni yeni kazanmaya başlıyoruz. Yani biz gayrimüslimlerin bize miras bıraktığı bu proaktif olmayan, defansif, sadece kalede duran diplomasiyle yetinerek bir yere varamayız. Biz sürekli saldırgan, sürekli uluslararası hukuka uymayan bir devlet görünümüne düşüyoruz. Çünkü biz karşı tarafın yaptıklarını hiçbir şekilde ortaya koymuyoruz. Bugün Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye aleyhine her gün konuşuyor. Konu olsun olmasın. Sürekli Türkiye'yi suçluyor, sürekli. Biz ne yapıyoruz? Yani çok enteresan, yani ben bunu kabul edemiyorum bir Türk olarak. Evet. Yani biz ne yapıyoruz? Biz de diyoruz ki müzakere edelim. Adam sana küfrediyor. Adam bizim Cumhurbaşkanımıza demediği lafı bırakmıyor. Adam bizim hükümetimize demediği lafı bırakmıyor. Adam bizim silahlı kuvvetlerimize demediği lafı bırakmıyor. Adam bizim milletimize tarihsel bakımdan, bağlamdan demediğini bırakmıyor. Adam bizi soykırımcı yapıyor. Adam bizi hukuk tanımaz yapıyor. Adam bizi işkenceci yapıyor. Adam bizi uygarlık düşmanı yapıyor. Ve bunu her gün söylüyor. Biz o adamla oturalım, müzakere edelim diyoruz. Evet. Yani bunlar bir Türk'e yakışmaz. Bu diplomasi değil. Bu diplomasi değil. Bunun adını diplomasi diyen varsa, ben bunu diplomasi diye söylüyorum diyen varsa çok yanlış yapıyor. Çok yanlış yapıyor. Evet, diplomasi dediğiniz şey uluslararası ilişkileri onurunla, gururunla yürütebilmektir. Ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ve sana yapılan haksızlıkları ortaya koymaktır. Evet Sayın Yaycı. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türk hükümeti, Türkiye gerçekten diplomatik manada gereken cevabı verecektir. Türk ordusu yayınımız aracılığıyla da inşallah ses olmuş oluruz. Evet, bir de şunu söyleyeyim. Bakın, bu konular iç siyaset konusu yapılacak konu değildir. Evet, kesinlikle. Yani bu konular dış politika konuları, milli politikalardır. İktidarıyla, muhalefetiyle tek yumruk olmak gerekir. Kutuplaştırıcı dış değil. Politika, kutuplaştırıcı dış politika değil, evet. Kucaklayıcı tabii, cümleleri kullanmak lazım. Tabii, dış politika milli politikadır. Efendim, bakın çok önemlidir. Türk askerinin postalı Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışına çıktığı anda bütün herkes Türk askerinin arkasında olmalıdır. Kesinlikle.